Kate Middleton kayboldu, ortada yok yani, yapacak bir şey de yok. Bitti, video bu kadar. Bay Kate Middleton'ın neden son zamanlarda ortada olmadığına dair çok fazla böyle detay çıkıyor falan. Onlara bir bakmak istedim hızlı hızlı çünkü çok fazla istek geldi. Herkes bu videoyu bekliyormuş anladığım kadarıyla. Gelin bakalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın dedikten sonra hemen bir Kate Middleton nerede bir ona bakalım. Kate ile William işte her zamanki gibi böyle resmi görevlerine devam ederken ve işte hayatlarına devam ederken her şey yolunda ve Kate'i de en son Noel günü görüyorlar. 25 Aralık'ta görüyorlar ve ondan sonra Kate ortada yok. Bir anda kayboluyor işte 2 gün yok, 3 gün yok falan derken onlar için anormal bir şey bu. Yani 2 gün yok, 3 gün yok mevzusu. Hoş bir şey değil. Yani hele ki Elizabeth bunu asla böyle yapmazdı falan. Şöyle bir açıklama geliyor 17 Ocak'ta. Diyorlar ki daha önceden planlanmış bir karın bölgesi ameliyatı geçirecek. O yüzden kendisi işte bir süre hastanede kalacak falan. Bu şekilde bir açıklama geliyor ve İnsanlar Allah Allah herhalde bu kadın hasta bir şey oldu falan demeye başlıyor. Ve şöyle bir şey var, şöyle bir detay. Ameliyattan sonra 2 hafta hastanede kalıyor. Karın bölgesi ameliyatında ne geçirmiş olabilirsin ki daha sonrasında 2 hafta hastanede kalıyorsun? Düşünüyorum. Ne olabilir acaba? Yani histerektomiden sonra 2 hafta hastanede kaldı falan deseniz arkadaşlar 3 gün içerisinde eve gönderiyorlar yani. Hadi şey diye düşünüyorsun o sırada tabii. Diyorsun ki ya herhalde çok yorgundu. Birazcık ara vermek istedi. Bu hastalığı da biraz bahane etti. Hastanede kalacağım diye biraz kendine tatil verdi diye düşünüyorsun en başta. Açıkçası ben öyle düşündüm. Herhalde dinlenmek istiyor. Birazcık gözlerden uzakta kalmak istiyor falan diye. Ama şöyle bir detay var. Yani hastaneye girişi var çıkışı yok. Şey olur ya bunlar doğumdan hemen bir saat sonra çıkıp böyle poz veren insanlar. Hani bakın ben buradayım doğurduğumda burada falan diye çıkıp poz veriyorlar. Bu pozları unutmadık biz. Hatta böyle Meghan'ın bu konuda ne kadar zorlandığını falan da konuşmuşlardı hatırlarsanız. Ama aynı şekilde Charles'ın da böyle hastaneye girişi çıkışı var o dönem. Hani onun da böyle bir ufak bir operasyon geçirdiği söyleniyordu. Çıktıktan sonra insanlara el sallıyor falan. Hastaneden ayrılırken görüntüsü var. Kate'in görüntüsü yok. Orada Kate'e bir şey oldu. Kesin. O arada Kate için işte Nisan ayına kadar görülmeyecek diyorlar. Öyle bir açıklama yapıyorlar. Ve insanlar bir şeyler sorduğu zaman da ya biz size söylemiştik Nisan'a kadar görülmeyecekti falan diye böyle bir de atarlanıyorlar açıklamaları yapan kimse. Çok ilginç. Yani aslında kraliyet ailesinden hiç beklenmedik tavırlar görmeye başlıyorsun böyle şeylerde. Ve insanlar böyle komplo teorileri üretmeye başlıyor bir anda. Çok fazla şey konuşmaya başlıyorlar. Esas konuşulan komplo teorisi şu. Hastanede başına bir iş geldi, komada ya da öldü. Şu an onu düşünüyorlar yani. O arada şöyle bir olay da yaşanıyor. William'ın katılması gereken anma töreninden çekildiğini görüyorlar. Yani aslında hiç olmaması gereken bir şey. Kesinlikle katılması gereken bir şey diyelim. İşte ailevi sebeplerden dolayı katılamadı gibi bir açıklama geliyor. Ne oldu ailevi sebepten dolayı katılamadı? Hani Kate'e bir şey oldu. Kesin o zaman diyorlar. Bir başka komplo teorisi de Kate'in William'ı boşamasıyla alakalı veya Kate'in kaçıp gitmesiyle alakalı bir şey. Pek mantıklı değil açıkçası. Bu arada Kate'in dayısı BBG evine katılıyor. Hani Big Brother var ya bizde BBG olarak geçiyordu. Biri bizi gözetliyor. Onlar da Big Brother her zaman öyle. Yarışmaya katılıyor ve orada da bunu soruyorlar. Diyorlar ki Kate nerede? Ve dayı şöyle bir şey söylüyor. Ben bir şey söylemek istemiyorum çünkü kendileri ortaklaşa bir karar alıp bir açıklama yapmadılar. Ama onlar açıklama yaptıkları zaman fikrimi söylerim. Fikrimi söylerim. Yani bir şey var. Ortada kesin bir şey var. Ve dayısı da bunu kabul ediyor ama açıklama yapmak istemiyor. Çünkü onlar öyle açıklama yapmaya karar vermediği için kendisi de onlara saygı duyuyor. Ama ortada bir mesele var yani. Ortada ters giden bir şey var kesin. Kesin yani. O açıklamadan sonra herkes emin oldu. Ya Kate'in sağlık durumuyla alakalı bir sıkıntı var ya da evlilikleriyle alakalı bir sıkıntı var. İnsanların ilk düşündüğü şey hemen bu. Sonra şu meşhur fotoğraf yayınlanıyor onların anneler gününde. Son 2 aydır gösterdiğiniz destek için teşekkür ederim vesaire vesaire öyle açıklamalar yapmış. Ancak fotoğrafta bir gariplik var. Fotoğraf aşırı derecede photoshoplanmış. Yani bunu profesyonelce yapan insanlar çıkıp diyor ki hayır bu böyle olmaz, şurası böyle olmaz bilmem ne. Bütün hataları bulup tek tek gösteriyorlar. Yani şöyle durup tek tek hepsine baksak mı acaba? Ama esas hatalardan bir tanesi kızın kolundaki kazağın kesilmesi, kızın üstündeki hatalar. Bir diğer hata da oğlanın üzerindeki kazaktaki desendeki hatalar. Yani bu detaylar neyi gösteriyor? Hiçbir şey göstermeyebilir. Yani ne var kızın kolundaki hatadan veya oğlanın kazandaki hatadan ne çıkarabilirsin diyebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Kate'i oraya sonradan eklemişler.
Kate bu fotoğrafta yok. Bu photoshoplu fotoğraf gerçek dışı olduğu için uluslararası fotoğraf ajansları bu fotoğrafı haber kaynaklarında kullanmayı reddediyorlar, istemiyorlar. Diyorlar ki bu fotoğraf geçersizdir. Bunu gerçek bir fotoğraf olarak insanlarla paylaşamayız diye saraya resmi bir yazı gönderiyorlar. Ve saraydan hiçbir açıklama gelmiyor bu konuyla alakalı olarak. Yani hayır bu resim gerçekti işte ne bileyim herhangi bir sıkıntısı yok. Evet biraz photoshoplandı ama biz teyit edebiliriz bunun gerçek olduğunu falan. Hiç öyle bir şey yok. Ve bu uluslararası ajansların bu fotoğrafla birlikte haber yapmayı reddetmesi üzerine bu olay daha da böyle büyüyor. Demek ki işte bu fotoğraf gerçek değil. Çok fazla photoshoplanmış ve bu Kate'in gerçek bir fotoğrafı değil diye haber çıkmaya başlayınca da suçu Kate'e atıyorlar. Kate Middleton yapmış bu Photoshop'u. Kate resmen çıkıp işte amatör bir fotoğraf arşivi olarak yaptığı hataları falan anlatıyor. Ama tabii yüz yüze anlatmıyor bunu da yani internetten yazıyor sadece. Kimse buna da inanmıyor. İnsanlara bir garip geldi. Yani bu fotoğrafları yayınlayanlar, başka insanlar Kate'in tutup ha dur o zaman ben şöyle bir fotoğraf photoshoplayayım da kendi hesabıma yükleyeyim insanlar da görsün şekliyle yapılmış bir olay değil. Yani herkesin emin olduğu şey o. Ama saraydan gelen hani Kate böyle bir açıklama yaptı diye bir iddia var. Yalan. Yalan yani yok öyle bir şey. Bunun üzerine hemen bu fotoğraf mevzusu kapansın diye William ve Kate'in bir arabadan geçerken bir fotoğrafı çıkıyor ortaya. İlginç bir biçimde Kate başını çeviriyor ve insanlara yüzünü göstermiyor. Diyelim ki şöyle düşünün. Çok şaibeli bir durum var. Hani insanlar varlığınızı, yokluğunuzu sorguluyor. İyi misin, kötü müsün onu sorguluyor. Ve büyük büyük haberler yapılıyor. Her yerde böyle basında büyük haberler yapılıyor. Sen ki doğurur doğurmaz hemen saatler içerisinde çıkıp poz vermek zorunda kalmış bir insansın. Bu kızı çıkarıp işte aha burada, Kate burada ve sağlıklı diye göstermez miydin? Yani Charles'ı gösterdiler. Ameliyattan sonra çıkıp işte insanlara el sallarken falan gösterdiler. Kate'i neden göstermiyorlar? Kate niye başını çeviriyor? İnsanların düşündüğü şey şu. Bu fotoğraf da gerçek değil. Buradaki Kate olamaz. Ya bu fotoğraf da bir Photoshop ya da oradaki gerçekten Kate değil. İkisini de söyleyen var. Sonuç olarak hala insanlar Kate'in nerede olduğunu bilmiyor. Şu anda yani hatta dur bir kontrol de edeyim. Gözünüzün önüne kontrol edeceğim. Yok Meghan Markle'la alakalı bir haber var ama Kate'le alakalı hiçbir şey yok. Bugün yarın acayip bir şey duyarız gibi geliyor bana. Ya da hani çıkıp eninde sonunda şöyle oldu böyle oldu diye bir haber duyuracaklar. Kate Middleton nerede? Kate Middleton'a ne oldu? Bütün bu soruların cevabını bu şekilde öğreneceğiz gibi geliyor. Ama şu ana kadar söylenen her şey yalan. Herkes bundan çok emin. Olay buydu. Anlatayım dedim. Sizce ne olmuş olabilir ya? Ay inşallah kötü bir şey olmamıştır. Kate yazık ya. Kate olmasın yani. O kadar şeytan varken aralarında gidip gelip Kate'e bir şey olursa bir şey demek istemiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Yine başka bir haber çıkarsa bu konu hakkında da konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.